Bugün 11 Temmuz günlerden Perşembe Star Ana Haber ile karşınızdayız. NATO zirvesi için Amerika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan toplantılar kapsamındaki çalışmalarını sürdürdü, bir yandan da ikili temaslar yürüttü. Cumhurbaşkanı Newsweek dergisine verdiği röportajda ise küresel anlamda uyarılarını sıraladı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bölgesel savaş riski yarattığını, Suriye'nin ise terörden tamamen arındırılması gerektiğini anlattı. Amerika'nın Suriye'de terör örgütünü desteklediğini söyledi. Bölgemizde bir terör devleti kurulabileceğini düşünenlerin hayalinin asla gerçekleşmeyeceğini vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan, President of the Republic of Turkey. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. NATO aile fotoğrafının ardından ilk oturum başladı. Zirveden Ukrayna'ya 40 milyar dolardan fazla askeri yardım sözü, 2026 yılındaki zirvenin ise Türkiye'de yapılması kararı çıktı. Türkiye'nin çok önem verdiği bir konuda sonuç bildirgesinde yer aldı. Terörle mücadele, NATO'nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak kayda geçti. Cumhurbaşkanı zirve sonrası ikili görüşmelere geçti. İlk olarak Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'i kabul etti. Zirvenin yapıldığı salondan birlikte çıkıp yürüyerek gittiler görüşme odasına. Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için çabaların arttırılması gerektiğini vurguladı. Yunanistan'la iyi komşuluk esasına dayalı gayretlerin artarak süreceğini ifade etti. Erdoğan'ın ikinci ziyaretçisi İtalya Başbakanı Meloni oldu. Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Yoğun diplomasi trafiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile devam etti. Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı. Erdoğan, ateşkes fırsatının heba olmaması için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması için Almanya'dan destek beklediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Amerika'nın saygın dergilerinden Newsweek'e de konuştu ve çok önemli mesajlar verdi. En güçlü vurguyu terörle mücadele konusunda yaptı. Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir dedi. Suriye topraklarının tamamen terörden arındırılmasının önemini vurguladı ve arzumuz Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlettir diye konuştu. In this first session, we will make decisions for... İsrail'in tehditlerinin ve çatışmayı yayma girişimlerinin sona ermesi gerektiğinin altını da çizdi Cumhurbaşkanı. Aksi takdirde bölgenin daha derin çatışma ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Zirve tamamlanmadan önce dün akşam Amerikan Başkanı Biden liderler onuruna bir yemek verdi. Amerikan Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı masada oturdu. İkili arasındaki sohbet zaman zaman kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan da diğer lider eşleriyle birlikte temaslarda bulundu. NATO'nun 75. yıl zirvesi sonrası Amerikan Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde ağırladı konuklarını. Biden ve Erdoğan aynı masada yer aldı. İki liderin arasında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in eşi oturmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun trafiği sürerken eşi Emine Erdoğan da lider eşleriyle bir aradaydı. 20'den fazla lider eşi First Lady Jill Biden'ın ev sahipliğinde her yıl 2 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Amerikan Tarihi Ulusal Müzesi'ni ziyaret etti. Sergiyi gezerken Emine Erdoğan, diğer devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle sohbetler etti. Çevre, kültür ve eğitim gibi konularla ilgili paylaşlarda bulundu. Lider eşleri bugün de Amerikan başkanlarının dinlenme ve misafirhane olarak kullandığı Camp David'i ziyaret edecek. Öncesinde Jill Biden hanımlara ufak bir uyarıda bulundu. Camp David'e giderken lütfen topuklu ayakkabı giymeyin. Rahatlığınız için düz, hatta spor ayakkabıyı tercih edin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce masum sivilin öldürüldüğü Srebrenica katliamının 29. yıl dönümü için bir anma mesajı yayınladı. Soykırımı unutmayacağız, unutturmayacağız diyen Erdoğan, o vahşetin bir benzerine bugün Filistinlilerin maruz kaldığının altını çizdi. Benzer bir mezalimin dünyanın hiçbir yerinde tekrar yaşanmaması için Srebrenica'yı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ancak 29 yıl önce Srebrenica'da yaşanan vahşetin bir benzerine bugün Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında Filistin halkı maruz kalıyor. 16 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 40 bin masum insanın katledilmesini uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor. Gazze'deki barbarlığın sorumluları da aynı Srebrenica'da olduğu gibi uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. CHP lideri Özgür Özel'in de gündeminde Srebrenica katliamı vardı. Bosna Hersek'te bulunan Özel, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Alija Izetbegović'in kabrini ziyaret etti, çelenk bıraktı. Mezarına karanfil bıraktı. Srebrenica katliamının 29. yıl dönümünde Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Alija Izetbegović'e saygısını sundu. Dün Kovaç'ı şehitliğini ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, Bosna Hersek programına bugün de devam etti. Özel, Srebrenica katliamının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katıldı. Tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği video mesaj yarıda kesilince CHP lideri duruma tepki gösterdi. O sırada yetkililerle arasında geçen diyaloğu anlattı. Tam Filistin'e sıra geldiğinde bir iki cümle Filistin'e söylenince kesilince ve diğer ülkelerin cumhurbaşkanları konuşmuşken bizim Cumhurbaşkanımızın mesajı yarıda kesilince o konuya tepki gösterdik ama kötü bir niyet olmadığını ikna olmuştuk. Bosna Hersek gezisini tamamlayan Özgür Özel'in bir sonraki yurt dışı durağıysa Suriye olabilir. Yakın bir süreçte bir Şam ziyareti olacak. CHP lideri Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşmek istediğini açıklamış, görüşmenin bu ay içinde gerçekleşmesini beklediklerini söylemişti. CHP yönetiminden gelen son açıklamalarsa temkinli. Biz niyet olarak bir an önce bu görüşme isteğimizi ifade ettik. Şam'dan da bu isteğe olumlu cevap geldi. Bir iletişim zeminimiz var. Ama henüz net bir takvimlendirme yok. İletişim zemininin gelişmesinden de mutluluk duyuyoruz. Şartların oluştuğu anda bu görüşme gerçekleşecek. Çanakkale açıklarında Ege'nin uluslararası sularında avlanan Türk balıkçı teknesi Yunan sahil güvenliğinin saldırısına uğradı. Önce oluşturduğu dalgayla Türk gemisini taciz eden Yunan askeri botu sonra sert bir manevrayla çarptı. Türk balıkçı teknesi hurdaya döndü ama şans eseri batmadı efendim. Gemideki iki Türk balıkçı yaralandı. Allah belanı versin. Önce yakından geçip dalga oluşturdular, sonra son hızla gelip vurdular. Yunan botunun çarptığı Türk balıkçı teknesi bu hale geldi. Görüyorsunuz halimizi. Çok kötü oldu ya, çok kötü oldu. Yunan botu teknemizdeyken tekneleriyle vurdu. Teknenin son durumu oldu. Çanakkale'li balıkçı İlker Özdemir, 12 metrelik Kızıl Elma isimli teknesiyle balık avlamak için Gökçeada açıklarındaki Zürafa Kayalıkları mevkiine gitmişti. Yunan botu belirdi. Yunan botu geliyor. Yine yetişiyorlar. Görüyorsunuz. Yunan botu her seferinde Türk balıkçı teknesinin daha yakınından geçti. Allah belanı versin. Özdemir ve oğlu ne olduğunu anlamadan Yunan botu bir anda teknelerine çarptı. Allah belanı. Bak tekneye vurdu. Yunan botunun saldırısına uğradık. Geldiler tekneyle vurdular. Bu arada babam da yaralandı. Ben de çok fena yaralandım. Ya vurdukları yerde bekliyoruz şu anda. Baba oğul kırılan camların parçalarıyla yaralandı. Tekneleri de büyük hasar almıştı. Var vatandayız, uluslararasılardayız. Geldiler, hazmedemediler, vurdular. Takım çekerken o haldeyiz ve kaçtılar. Şu an cihazlarımız çalışmıyor.
Uluslararası sulardayız. Kayığı parçaladılar. Görüyorsunuz halimizi. Aradın mı Saygı? Saygı'yı niye aradım? Geliyorum. Sen kıyıya doğru git bence baba. Su almayalım. 112'ye bağlanmaya çalışıyoruz. Telefonumuz çekmiyor. Teknenin halini görüyorsunuz. Bölgeye sahil güvenliğe bağlı 3 bot sevk edildi. Türk balıkçı teknesi 2 bota yedeklenerek Kaleköy limanına doğru yola çıkarıldı. Çanakkale'li balıkçı daha önce 2 kez de Yunan sahil güvenliğinin tacizine uğramıştı. Siz bu kadar insanlarsınız. Hainsiniz. 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 Gel müdahale! Gel müdahale! Hadi müdahale! İki seferde de geri adım atmayıp o anları kaydetmişti. Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftinin 40 yıla kadar hapisleri isteniyor. İddianameyi tamamlayan savcılık Polat çiftini açtıkları güzellik merkezleri ve diğer paravan şirketler aracılığıyla kara para aklamakla suçluyor. Çete lideri olmakla suçlanan Engin Polat'ın Kıbrıs'ta bahis siteleriyle ortaklık kurduğu, Dilan Polat'ın ise suç örgütünün sosyal medyadaki yüzü olduğu belirtiliyor. Eğlendiriyor beni dedikodularınız, yüzüme gülüp ardımla konuşmalarınız, ne gözünü sıkar ne de beddualarınız. Masum olduğunuzu takılmıyor. Polat çiftinin yargılanacağı davada iddianame tamamlandı. Savcı iddianamesinde Polat çifti için suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve yasa dışı bahis suçlarından ayrı ayrı 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Düşmanlarla yarışırız, para çok, para çok, mankenlerle yarışırız, biziniz çok çok. Hazırlanan iddianame 75 sayfa, suç örgütünün elebaşı ise Engin Polat olarak gösteriliyor. 28 şüphelisi olan iddianamenin girişinde kara para aklamanın ne olduğu bilgisi yer alıyor. Engin Polat liderliğinde kurulmuş ve işletilmiş bir suç örgütünün fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kara para aklama sürecini işlettiğinin tespit edildiği anlatılıyor. Engin Bey, bir şey söyleyecek misiniz? İddianameye göre Polatlar grubu tek elden yönetiliyordu. Mal alışlarının büyük bir kısmının Engin Polat'ın ailesinin ortağı veya yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yapıldığı belirtiliyor. Elimizin geri başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Engin Polat'ın 2017 yılında yasal olmayan bir yoldan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidip uluslararası yasa dışı bahis organizatörleriyle görüştüğü ayrıntısına da yer veriliyor. 32 şahıs ve 11 şirket hesap hareketlerine göre bahis kaynaklı paranın miktarı 1 milyar 102 milyon 188 bin 595 lira olarak belirtiliyor. Arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Kocamın karısıyım. Görüşmek üzere. Bahis sitelerinden gelen milyonlarca liralık kara paranın aklandığı belirtilen sahte şirketler de mercek altına alınmış. Tespitlere göre bu şirketlerin çalışanı olmadığı gibi herhangi bir bankacılık hareketine de rastlanmamış. Şüphelilerin şirketler üzerinden gelen kara parayı çok sayıda araç kiralayarak dolaşıma soktukları, güzellik merkezleri açtıkları, gerçek olmayan mal hizmet satışına dayalı olarak düzenlenen faturalarla da vergi kaçırdıkları iddianamede belirtiliyor. İddianamede ayrıca fenomen Dilan Polat'la ilgili örgütün sahip olduğu şirketlerin tanıtım yüzü olduğu ifadesi yer aldı. Dilan Polat'ın bu şirketlerin popüler kalmasını sağladığı ve örgütün asıl amacının perdelenmesi konusunda etkin bir konumda bulunduğu belirtildi. Bir şey söyleyecek miyim? İddialar hakkında neler söylemek istersin? Gizli tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianamede savcı Polat çifti için ayrı ayrı 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ederken çiftin yargılanacağı mahkeme ve tarihi de belli oldu. Polatlar 4 Eylül'de İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. %100 enerji. Bak nasıl geldi enerji. Bir diğer sosyal medya fenomeni Estem Senanur, İstanbul Şişli'deki bir eğlence mekanında iki kadının saldırısına uğradı. Yere yatırılıp kafasına ayakkabı topuğuyla vurulan fenomen kadın hastanelik oldu. Tedavisinin ardından suç duyurusunda bulundu. Evet.
Önce sözlü tartıştılar, sonra da genç kadını darp ettiler. Yetmedi, kafasını yardılar. Sosyal medya fenomeni hiç tanımadığı iki kişinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şiddete maruz kaldım. Saldırıya uğradım. Kendimi bir şekilde kameranın olduğu bölümü atıp daha sonrası en azından hakkımı savunabileyim dedim. Can abiyle bunları düşünmeye çalıştım. Videoyu almanın sebebi de buydu zaten. Diğer kız beni tekmelerken eline bir şey aldı yerden, kafamı vurdu. Ağlama, ne olur. İstanbul Şişli Harbiye'deki bir eğlence mekanında yaşandı olay. Saat sabah karşı 4.45 civarıydı. 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eslem Sena Nur mekandan ayrılmak üzereydi. Taksi çağırdı ve sonrasında tuvalete girdiği sırada iki kadın tarafından kabininin kapısı zorlandı. Ben lobiye gireyim dedim. Ben lobiye girdiğim esnada arkamdan 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kapıyı zarları iteklemeye çalıştım. Müsait olmadığını belirttim ve tekrar nitekledim. Hızlı çıktım. Sonra benimle münakaşaya girdiler. Sözlü tartışma sonrası iki saldırgan 21 yaşındaki fenomeni yere yatırarak dövmeye başladı. İçlerinden bir tanesi topuklu ayakkabıyla Nur'un başına vurdu. Mekanın çalışanlarının araya girmesiyle kavga sonlandı. Hastaneye kaldırılan Eslem Sena Nur'un başına 12 dikiş atıldı. Belki kameranın orada korkar, bir şey yapmaz diye. Tüm omzuna şöyle bakıyorum, ben sana ne yaptım? Yani sakin ol. Sonra saldırıya geçiyorlar. Yerde tekmelendiğimi izledim ya. Yakalanan iki saldırgandan biri Eslem Sena Nur'dan şikayetçi oldu. Saldırganlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar. Kadın cinayetinin adresi Karaman. 23 yaşındaki kadının evine giden eski sevgili kapıyı açan olmayınca balkona tırmanıp içeri girdi. Genç kadının yanında bir başka erkeği görünce saldırıya geçti. Eski sevgilisini defalarca bıçakladı, yanındaki adamı da yaraladı. Balkondan içeri girdi, dehşet saçtı, eski sevgilisini katletti. 23 yaşındaki Seher İşler, Karaman'daki müstakil evinde bir arkadaşıyla birlikte oturuyordu. Eski sevgilisi kapıya dayandı. Zili çaldı ancak açan kimse olmadı. Alkollü adam bir yolunu bulup yaklaşık 5 metre yükseklikteki balkona tırmandı. Evden içeri giren eski sevgili Seher İşler'in yanında başka bir erkek görünce deliye döndü. Bıçağını çıkarıp saldırıya geçti. Önce Seher İşler'in arkadaşını yaraladı, sonra da genç kadını defalarca bıçakladı. Komşular sesler üzerine polise haber verdi. Hastaneye kaldırılan Seher İşler kurtarılamadı. 31 yaşındaki şüpheli ise cinayeti işlediği evde gözaltına alındı. İki gün önce ekranlara getirmiştik. 25 yaşındaki genç, aynı mahallede birlikte büyüdüğü çocukluk arkadaşının silahlı saldırısına uğramıştı. Cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Öldürülen gencin babası oğluna siper olmaya çalıştı ama onu hayatta tutmaya başaramadı. Vurdu mu lan? Yapmayın, yapmayın diyorum. Öldürdüler oğlumu, perişan ettiler. Babasının gözü önünde çocukluk arkadaşının kurbanı olmuştu. O saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Oğlum bak. Hem vurmuşsun hem affedersin daha yerde yatana tekmeyle kaşını açıyorsun. Tekmeyle bacağını kırmışlar. Benim yavrum kan kaybından gitti. Daha 25 yaşındaydı. Bunun tarifi yok. Acının tarifi yok. Bir yıl önce cezaevinden çıkan 25 yaşındaki Mert Kutluer, İstanbul Zeytinburnu'nda birlikte büyüdüğü arkadaşıyla tartışmaya başladı. Kısa süre sonra o tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. Kutluer'in arkadaşı silahına sarıldı. Lan sıkamadı. Oğlum! Aha, silah tutukluk yaptı. Silah tutukluk yapınca Mert Kutluer öfkeyle dışarı çıktı. Babası da peşindeydi. Tabanca bu defa ateş aldı. Mustafa Kutluer oğluna siper olmaya çalıştı. Oğlumun burasından 3 tane kurşun girdi.
40 dakika ambulans bekledik. Şöyle toplanan bütün insanlar ambulans arıyor. Bir tane ambulans, bir polis memuru yoktu. Kimsemiz yoktu. Ben oğluma böyle yattım. Oğlumun kanları. Yattım ki yardımcı olsunlar. Herkese bağırıyorum. Kimse gelen yok. Mert Kutluer hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Polis her yerde olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısını arıyor. Oğlum gitti. 25 yaşındaydı. 6 yıldır hapisteydi. Çıkalı yeni geldi. Doyamadan bu sefer de mezara girdi. Vurdu mu lan? Polisi ara. Vurdu mu lan? Çık oğlum, çık. Dur. Yok kavga yumruklu. Oğlum bak. Ooo! Benim oğlum 2018'de değil de daha önceki senelerde beraber büyüdüler bu mahallede. Burada mahallede beraber büyüdüler. Vuran kişiyi babası rahmetli oldu diye biz elimizden gelen yardımları yaptık. Ramazan'da millete şey veriyordu, biz bunlara verdik insan gibi yaşasınlar diye ama o geldi benim oğlumu vurdu. Gözümüzün önünde adamı vurdular. Çok kötü. Karıştığı ölümlü kaza sonrası Amerika'ya kaçan anne oğul Eylem Tok ve Timur Cihan Timur'un tutukluluk halleri devam ediyor. 17 yaşındaki zanlının kefaletle serbest kalıp tutuksuz yargılanma talebi reddedildi efendim. Fakat hakim tutulduğu ıslah evinde kötü muameleye maruz kaldığını, tuvalet temizlediğini, bulaşık yıkadığını ve darp edildiğini söyleyen gencin bir başka ıslah evine tahliyesine karar verdi. How are you, Roland? 1 Mart gecesi Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olup annesi Eylem Tok'ta Amerika'ya kaçan 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un kefaletle serbest kalıp tutuksuz yargılanma talebi hakim tarafından reddedildi. Hello. Baba Bülent Cihan Timur 2 milyon dolarlık kefalet karşılığında mahkemeden oğlunun serbest bırakılmasını talep etmişti. Avukatlar tarafından mahkemeye yapılan başvuruda Timur Cihan Timur'un Massachusetts'te yaşayan teyzesinin yanında ev hapsinde tutulabileceği ve pasaportuna el koyulabileceği ifade edilmişti. Mahkeme kaçma riski var diyerek talebi reddetti. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur da koyulduğu ıslah evinde kötü muameleye maruz kaldığını, tuvalet temizletildiğini, bulaşık yıkatıldığını ve darp edildiğini iddia ederek tahliyesini talep etmişti. Mahkeme bu konuyu da karara bağladı. Islah evi değişecek. Cihan Timur önerilen 3 ıslah evinden birini seçip oraya nakledilecek. Oğlunu Amerika'ya kaçıran anne Eylem Tokun'da tutukluluk hali devam ediyor. Bir sonraki dava Ağustos ayında görülecek. Hello. İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen zincirleme kazanın nedeni düğün konvoyu. Kendi mutlu günlerini başkaları için işkenceye dönüştürmekten çekinmeyen bir grup kutlama bahanesiyle trafiği durdurmaya kalktı. O sırada arkadan gelen araçlar duramadı ve çarpıştı. Kazaya neden olan konvoydakiler üstüne bir de kaza yapan sürücülere çıkıştı. Beyaz otomobil aniden durdu ama frene basan arkasındaki sürücü duramadı. Yolu yavaşlatıp bir anda duran düğün konvoyu zincirleme kazaya neden oldu. Otobanda yolu kapatmışlar. Kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevre yolunu kapatmışlar ve biz araçtan indiğimizde oynuyorlardı yolun ortasında. Zincirleme kaza 7 Temmuz pazar günü öğle saatlerinde İstanbul Bayrampaşa Otogar bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre düğün konvoyundaki sürücüler trafiği yavaşlattı. Diğer sürücülerse konvoyu geçmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sürücü Mehmet Durdu Tokluoğlu telefonunu kardeşine vererek o anları kaydetmesini istedi. Biraz yavaşladılar, biz de yavaşladık ve ani bir duruş oldu önümüzde. Biz de bir şekilde durduk. Bu duruştan sonra arkamızdaki kamyon sanıyorum bu mesafeyi koruyamadığı için bir anda bize çarpmış oldu ve arkasından biz de önümüzdeki araca çarpmak durumunda kaldık.
Kazanın ardından Toklaoğlu'yla düğün konvoyundaki sürücüler arasında tartışma çıktı. Toklaoğlu, "Niye yolu kapatıyorsunuz?" diye tepki gösterdi. Konvoydaki bir kişi ise, "14.30'da nikah var, şunu halledelim." diye cevap verdi. Ben ona vurmadım. O bana vurduğu için ben ona çarptım. Bak o da arkadan vurdu, ben de ona vurdum. Tamam, haklısın. 2.5'da nikah var. Kazada Toklaoğlu'nun araçta bulunan 1 yaşındaki yeğeni hafif yaralandı. Arka koltukta abimin 1 yaşını henüz doldurmamış çok küçük yeğeni vardı. Onun kafasını koltuğa çarpması sonucunda bir travma yaşama ihtimaline karşın tedbiren bir ambulans çağırdık. İstanbul Fatih'te bir parkta taciz gerilimi çıktı. İddiaya göre zanlı bir çocuğa teşhircilik yaptı. Yakalanan şüpheli hastanelik oluncaya kadar dövüldü, sonra polise teslim edildi. Taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Küçük çocuğa parkta cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli hastanelik edilinceye kadar dövüldü. Çocukların böyle şeyler yaşamaması gerekiyor. Belki torunum yaşında sayılacak insanlardan bile artık korkar hale geldik. Olay İstanbul Fatih'te bir parkta meydana geldi. İddiaya göre bir kişi parkta oyun oynayan çocuğa cinsel teşhirde bulundu. Burada çok bir olay duymadım ama olmaya başlamış yani, artık güvenlik önlemi şart gibi görünüyor. Olay güvenliğe yaklaşık 50 metre uzaklıkta olan bu noktada gerçekleşti. Durumu ilk fark eden çocuğun ailesi ve çevredekiler şüpheliye tepki gösterdi. Kısa sürede toplanan kalabalık, kaçmaya çalışan taciz şüphelisini yakalayıp darp etmeye başladı. Şüpheli aldığı darbeler sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Kısa süre sonra da olay yerine gelen polise teslim edildi. Önce hastaneye, tedavisinin ardından da karakola götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Vatandaşlar parklarda güvenliğin arttırılmasını istiyor. Bence İstanbul'daki bütün parklarda güvenliğin arttırılması gerekiyor. Güvenlik olduğu zaman kendimizi güvende hissedeceğiz. Aydın, Kütahya, Artvin, Niğde, Ağrı, Erzurum ve Tunceli, yani Türkiye'nin dört bir yanı dün ve bugün yaz ortasında sel ve fırtına esareti yaşadı. Allah Allah. Ya ben görmedim, dikkat etmedim. Ya kapatmamışlar bak, burayı biz kapattık. Aydın'da göle dönen alt geçide aracıyla girdi. Otomobil yarıya kadar suya gömüldü. Çocuk falan var mı yanınızda? Araçtan çıktıkları an su bellerine geliyordu. Karısı suyun olmadığı alt geçit girişine yürüdü. Sürücü aracının yanından ayrılmayıp yardım bekledi. Kütahya'da hem sel hem dolu etkili oldu. Oğlum taş gibi yanıyor ya. Dikkat et, araba gidiyor. Gitti vallahi araba. Bana. Dikkat. Dur bu taraf. Sele kapılan aracı vatandaşlar halata bağlayarak kurtarmaya çalıştı. Şiddetli yağışın etkili olduğu Artvin Yusufeli burası da. Dere içi köyü deresi taştı. Yolun bir bölümü çöktü. Park halindeki bir araç dereye düştü. Niğde'de metrekareye 45,5 kilogram yağış düştü. 26 ev ve iş yerini su bastı. Mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı. Selin vurduğu Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde dere taştı. Vatandaşlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. Erzurum Uzundere'yi hem sağanak hem heyelan vurdu. Bir vatandaşın evinin penceresinden içeriye çamur doldu. Adamın içi. Tunceli, Pertek'te etkili olan fırtına çatıları uçurdu. Efendim, iki günlük bebeklerini kaybeden ailenin acısı büyük. Doğumun hemen ertesinde sarılık teşhisiyle kuveze alınan bebek sadece saatler içinde fenalaştı ve hayata tutunamadı. Ailesi ihmal ile suçladığı hastane yönetiminden çocuklarına ne olduğuna ilişkin tatmin edici bir açıklama bekliyor. Kuveze içinde sevk edildiği hastaneden cansız bedenini teslim aldılar. Acılı baba iki günlük bebeğinin neden öldüğünü bilmek istiyor. 2,5 gün hayatta kaldı. Ayın 4'ünde kucağımıza aldık.
Ayın 5'inde ambulansla sevk ettik. Ayın 6'sı 0:52 saatlerinde bizi aradılar, acil görüşmemiz gerekiyor diye. Bursa'da yaşayan Solmaz çifti 4. çocuklarını bundan bir hafta önce kucaklarına almıştı. Her şey gayet olumluydu. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Ben doktorlarla da görüştüm. Bebeği kucağımıza aldık. Bebeğin kokusunu içimize çektik. Bir gün annesinin yanında kaldı. İddiaya göre ertesi sabah Solmaz bebeğe sarılık teşhisi koyuldu. Çocuk doktoru geldi, topuk kanı sonucuna göre bebeğin sarılık başlangıcı olduğunu söyledi. Ve cihazların kestelde olmadığını belirtti. Kız bebek küvez içinde yeni doğan ambulansıyla çocuk hastanesine sevk edildi. Oradaki çocukla doktoruyla konuştum. Bana bebeğin gayet sağlıklı olduğunu söyledi. Sadece sarılık için tedavisine başlanacağını söyledi. Ve benden bezmiş, ıslak mendil ve diğer malzemenin getirilmesini istediler. Aradan 24 saat geçmedi. Babanın telefonu acı acı çaldı. Aile acilen hastaneye çağrıldı. Hastaneye gittiğimde bebeğimin öldüğünü belirttiler. Ölüm nedenini onlar da bilmiyor. Biz geldiğimizde diyor bebeğin kalbi durmuştu diyor. Başka hiçbir bir gerekçe göstermediler. Solmaz bebeğin naaşı otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Minik bedeni gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mezarının üzerinde bir kez giydiği beresi, hiç kullanamadığı emziği ve kıyafetleri var. Sapasağlam teslim ettim. Kesinlikle ihmal olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz yoğun bakım 2 ünitesine gittiğimizde bebeğimizin yüzü komple mosmordu. Cumhuriyet Savcılığı bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak. Bedelli askerlik ücreti bu ay itibariyle arttı. 35 bin liralık artışla yaklaşık 218 bin liraya ulaştı. Bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci 6 ayı için 217.871 lira 4 kuruş olarak belirlenmiştir. Milli Savunma Bakanlığı yeni tutarı açıkladı. 2024 yılının başında 182.608 lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti 35 bin lira arttı. 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler bu haberi bekliyordu. Zam oranı da netleşti. 28 günlüğüne bedelli asker olarak kışlaya girecekler 217.871 lira ödeyecek. An içeri. Bedelli askerlik düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Yeni ücretinden haberiniz var mı? Hayır, yok. Ne kadar olmuş? 217.871 lira oldu. Evet, bir hayli zorlayıcı bir ücret aslında. İnsanlar artık bedelli askerliği direkt ödemiyor. Önceden, 3-4 yıl önceden biriktirmeye başlıyor. Kredi çekiyor, vadeli ödüyor. Ama yine de gitmiyor yani 6 aylık askerliğe. Bu 6 ay içerisinde kaybedilebilecek birçok şey olduğu için verilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Bedelli askerliğin yeni tutarı 6 aylık enflasyon rakamına göre belirlenen memur maaş zammına göre netleşti. Açıklanan yeni ücreti yüksek bulan da oldu normal karşılayanda. İyi bir işe gidiyorsan 217 bin lira vermek bence çok fazla değil. 217 bin lira ödenecek para değil 20 yaşında biri için. Asgari ücretle çalışanın bence bedelli askerlik yapması zor. Evi geçindirmesi bile zor oluyor. 6 ay işimizden uzak kalmamız mümkün değil. İlla ki ödeyeceğiz bu ücreti. Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz ay bedelli askerlik ücretine zam geleceğini ve 28 Haziran'a kadar 182.608 lira ödeme yapılacağını hatırlatmıştı. 24-28 Haziran arasında bu çağrıya uyan 46.972 kişi bedelli başvurusu yaptı. Kiraya getirilen %25'lik zam sınırı kaldırıldı. Fiyatlar artık enflasyona göre artıyor. Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarını en aza indirmek için kira sözleşmelerinin doğru şekilde hazırlanması gerekiyor. Peki sözleşme yaparken nelere dikkat etmeli? İşte ödemelerden depozitoya kadar kira sözleşmesiyle ilgili tüm ayrıntılar. Sözleşmesini doğru yaptığınızı düşünüyor musunuz? Tabii. Eksik gedik vesaire. Hayır, yok. O zaman dikkat ettiğimiz aklıma gelmiyor vallahi. Fiyatına bakıyorduk sadece.
%25'lik zam sınırı kalktı. Kira artışı %65'e çıktı. Haliyle hem ev sahipleri hem de kiracılar için kira sözleşmelerinin önemi daha da arttı. Biz birkaç yıl içerisinde bazı sorunların aslında iyi sözleşmelerin, yani iyi kira sözleşmelerinin yapılmamasından kaynaklı olduğunu da gördük. Uzmanlara göre kira sözleşmelerindeki en önemli unsur yazılı sözleşme yapılması. Çünkü sözlü yapılan sözleşmeler ilerideki hukuki anlaşmazlıklarda büyük sıkıntı çıkarabilir. Kira sözleşmelerinde yazılı olma zorunluluğu yok. Sözlü de yapılabilir ama elektrik, su gibi hizmetlerin mal sahibi üzerinde bırakıldığı örnekler gördük. Kiracı sözlü sözleşme yaptığı için mal sahibinin ben bu hizmetleri kapatıyorum demesiyle karşılaştı ve tahliye etmek zorunda kalanlar oldu. Sözleşmelerde kira dönemi ve tarihi mutlaka belirtilmeli. Evin badana durumu ve demirbaşlar sözleşmeye mutlaka yazılmalı. Özellikle de öğrenci evi gibi paylaşımlı kira sözleşmelerinde evde ikamet edecek herkes imza atmalı. Paylaşımlı bir ev, öğrenci evi kira sözleşmesini o kişiler de imzalamadığı zaman mal sahibi diğer paydaşları alt kiralama yapıldı diyerek tahliyeye zorladı. Yapılacak kira sözleşmesinde zam oranının da net şekilde yazılması gerekiyor. Türk hukukunda, Türk Borçlar Kanunu'na göre TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinde bir artış şartı sözleşmeye yazılamaz. Altında yazılabilir ama üstünde belirlenemez. Sözleşmelerdeki en önemli konulardan biri de kira ödemeleri. Ödemelerin ev sahibinin hesabına yatırılması hayati derecede önemli. Elden vermek doğru değil. Çünkü yarın bir gün ne de bir şeyi kanıtlamak için banka dekontunu göstermek daha iyidir. Diyelim ki mal sahibiniz elden istedi. Mutlaka elinizde bir belge, bir makbuz alın. Mal sahibiniz de bunu imzalasın. Elden ödemelerde ispat edemediğiniz zaman geriye dönük olarak 5 yıllık bir kira borcuyla sorumlu hale gelirsiniz. Ve depozito bedelleri sözleşme hazırlanırken depozito için miktar değil oran baz alınmalı. Örneğin ben 1000 lirayla başladım. 1000 lirada 1 aylık depozito verdim mal sahibine. Bu oran nedir? 1000 lira 1000 lira 1 oran, 101 oran olarak hesap edilecek. Ben 5 yıl kullandım burayı. 10 bin liraya çıktı benim kiram. 10 bin çarpı 1 ne yapar? 10 bin TL. Dolayısıyla ben kiracıma 10 bin TL iade etmek zorundayım. Yaz sezonu doluluk oranları istenilen seviyede olmayınca oteller indirim kampanyalarını yeniden başladı. Ne var ki bazı otellerde indirim oranları erken rezervasyon döneminin de altına indi. Tatil paketlerini aylar öncesinden uygun fiyata alanlar şimdi daha da uygun fiyatları görünce aradaki farkı geri almanın yollarını aramaya başladı. Erken rezervasyon yaptırdınız mı? Tabii genelde erken rezervasyon yaptırmak durumundayız zaten. Erken rezervasyon yapar mısınız? Yapmam. Neden? Param varsa gidiyorsun, yoksa gidemezsin yani, bu kadar basit. Erken rezervasyon bu kez pahalıya patladı. Tatilciler fiyat farkını talep etmeye başladı. Yeteri müşteri bulamayınca fiyatları indirmeleri bence erken rezervasyondan daha uygun olabilir gerçekten. Direkt gitmek yani. Turizm sektöründe bu yıl erken rezervasyonda patlama yaşandı. Bazı oteller %40'a varan indirimler yaparak Ocak-Şubat aylarında yaz tatili paketlerini sattı. Ancak doluluk oranları beklendiği gibi gitmeyince indirim kampanyaları yaz döneminde de devam etti. Doluluklarda sektörde sorun yaşıyoruz. Bunun en başında gelen sorun fiyatlardaki yükseliş. Öyle ki bazı oteller fiyat indiriminde erken rezervasyonun da altına düştü. Bu yüzden erkenden aylar öncesinden rezervasyon yapan pek çok kişi şu anki fiyatları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Belli bir doluluklar yakalanmayınca ister istemez tesisler indirimlere devam etmek durumunda kalıyorlar. Çünkü belli bir doluluğu yakalamadığınız sürece karlılıkları korumak, karlılığı elde etmek güçleşiyor. Sektör temsilcilerine göre yapılan indirimlerin erken rezervasyon fiyatlarının altında olmaması gerekiyor. Genelde biz erken rezervasyon döneminde periyodik olarak indirim oranları veririz acentelere. Acenteler de bu indirim oranlarını uygulayarak satışa çıkarlar tesislere. Tabii bu indirimler belli bir süre sonra biter. Yunanistan'a falan insanların gitmesinden dolayı Çeşme falan boş kaldı diye okumuştum. Duyduğum iyi oldu. Yapabilirim yani rezervasyon şu anda. Peki erken rezervasyon mağdurları paralarını nasıl geri alabilir? Formüllerin başında ücretsiz iptal geliyor. Özellikle ücretsiz iptal seçeneğiyle rezervasyon yapan misafirler zaten hani
en yapamadıklarında rezervasyonu iptal edip ücretsiz bir şekilde tekrar yeni fiyata rezervasyon yapabilirler. Tatil sözleşmesinde ücretsiz iptal seçeneği yoksa otellerden önce tatil acentalarının aranması gerekiyor. Bu satış konusu aslında genel pratikte konuşmak gerekirse otellerin direkt yaptığı bir şey değil ama acentelerle anlaşıp acentalar üzerinden yapılan bir şey. Efendim, sosyal medya fenomeni olan bir çift daha var soruşturulan. Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin para saçarken çekilen görüntüleri internette yayılınca nitelikli dolandırıcılıktan Mali Şube'nin radarına takıldılar. Çifte yönelik operasyonda gözaltı sayısı 61'e yükseldi. Güngenlerin güzellik merkezinde mağdur olduğunu öne süren bir kadın ise yaşadıklarını Star Haber'e anlattı. Hey, to my nigga Pop. Live my life as a thug. İade etmediler. Yemin et bana. Bu çeşme attığın sürece beni sevecek misin? Çalışanların yakınları 25-30 kişilik bir grup çıkışa gelip bizi çıkarmadılar. Tehdit ettiler. Yemin ederim ki bu çeşme aktığı sürece hatta kurusa bile benim kalbimdeki aşk sönmeyecek. Kucağımda çocukla çıkmamı engellediler. Soruşturma genişledi. Gözaltı sayısı arttı. Fenomen çiftin mağduru yaşadıklarını anlattı. Çekim iki ayrı yere yapılmıştı. Birisi Mas Güzellik Salonu adınaydı, birisi Neslihan Güngen adınaydı. Sosyal medyada para saçtıkları bu görüntülerle tanınan Neslihan ve İnanç Güngen çifti suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla Mali Şube'nin radarına takılmıştı. 25 ilde düzenlenen Q8 operasyonunda gözaltı sayısı 61'e yükseldi. İçlerinde MASAK tarafından yetkilendirilen ve rüşvet aldığı belirlenen bir vergi müfettişi de vardı. Yapılan incelemelerde Güngen çifti tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu tespit edildi. Toplam 45 lüks araca, 950 medikal cihazla, kayıt dışı çok sayıda ilaç ve bakım ürününe el koyuldu. Polise şikayette bulunan 44 mağdurdan biri de Star Haber'e konuştu. Lazer epilasyon için gittikleri güzellik merkezinde saldırıya uğradıklarını öne sürdü. Neslihan Güngen Karabük Şubesi'nde lazer epilasyon için paket satın aldım ve 18 Kasım'da 3. Seansıma gittim. Bu seansta oranın çalışanları tarafından hakaret edildim, darp edildim ve orada mahsur kaldım. Polis çağırmamızı duyunca oranın işletmecisi bizi engellemeye çalıştı. Oradan zor bela kendimizi kurtarabildik. Taraflar yaşananların ardından birbirlerinden şikayetçi oldu. Bir çocuk annesi kadın fenomen Güngen çiftiyle sorunu çözebileceklerini düşündü. Neslihan Güngen'e ulaşmaya çalıştık ama asistanı beni azarladı. İş yerinde hiçbir kamera görüntüsü yoktu. Kamera görüntüsü olmadığı için de biz kendimizi ispat edemedik. Yaklaşık 15 bin lira ödeme yapan bir çocuk annesi kadın parasının 1/3'ünü geri alabildi. Aile gözünü mahkemeden çıkacak karara çevirdi. 3 ay boyunca paramızı alamadık. 3 ay boyunca hep tehdit edildik. Paramızı istediğimiz önce oyaladılar. Sizin para iademiz yok, seanslarınıza devam edeceğiz, çalışanları çıkaracağız dediler. Sonra paranızı teslim edeceğiz ama şu zaman bu zaman şeklinde bize fatura vermediler. Hiçbir şekilde sözleşmemizi bize vermediler. Kıyıların otel ve işletmeler tarafından işgal edildiğini öne süren eylemciler Bodrum Meydanı'nda eylem yaptı. Tüm sahillerin vatandaşlara açılması talepleriyle meydana kimi havlu serdi, kimi şişme havuza girdi, kimi de şezlongda güneşlendi. Şemsiyelerini, havlularını, şişme havuzlarını, yüzme paletlerini aldılar. Bodrum Meydanı'nda güneşlenip eylem yaptılar. Madem plajlarda bize havlumuzu serecek yer yok, bizler de gidelim belediye meclisinin önünde meydanında havlularımızı serelim. Gözde Turizm Merkezi Bodrum son dönemde kıyı işgallerine yönelik eylemlere ev sahipliği yapıyor. Özgür Kıyılar Bodrum inisiyatifi üyeleri her hafta ilçenin farklı noktalarında bir araya geliyor. Son eylem noktası belediye meydanıydı. Bodrum cennet olur, kıyılar özgür olsa.
Katılımcılar yıllar geçtikçe Bodrum sahilinde halkın rahatlıkla denize girdiği noktaların azaldığından şikayetçiydi. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir deniyor. Yasal düzenlemeleri hatırlatan eylemcilerin renkli eylemine vatandaş da alkışlarla destek verdi. İstanbul Avcılar'da belediye kaçak baraka ve ahırların yıkılması için harekete geçti. Ekiplerle baraka sahipleri karşı karşıya geldi. Gerilim anları kayıt altında efendim. Burayı yıkalım, burayı. Emir verildi, iş makineleri çalıştı, kaçak ahır ve kümesler yıkıldı. Ancak zabıtanın işi kolay olmadı. 4 gündür, 5 gündür sizin isyan ayağınıza geliyor mu insanlar? Geliyor. Amir, belediye, arabaların hepsi geldi ayağınıza. Dört gündür, beş gündür. Ya dört gündür, beş gündür. Sen ne artistik yapıyorsun ya? İki tane tavuğum var. Ben sana saygı. Kültür mesajını unutacaksın, çıkartacağım. Al git, çıkar. Beş tane. Sen ben mi çıkartacağım, sen çıkartacaksın. Görüntüler İstanbul Avcılar'da kaydedildi. Belediyeye gelen ihbarlar kaçak yapılarda olumsuz koşullarda hayvan beslendiği yönündeydi. İhbar adresine giden ekipler kaçak barınaklarda insan sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde hayvanların beslendiğini gördü. Barınak sahibinden hayvanları tahliye etmesini isteyip gün verildi. Burası komple kalkacak. Şu hayvanlar çıkartmalı. Hayvanlar abi. Ellendirin. Hayvanlar abi. Deli abi. Tut abi. Tut. Gel. Barınak sahibi hayvanları tahliye etmedi. Verilen süre dolduğunda yıkım ekibi olay yerine geldi. Ancak barınağın sahibiyle zabıtalar arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Sen ne artistik yapıyorsun ya? Gel gel. Sonrasında barınaklardan hayvanlar çıkartıldı ve kaçak yapılar yıkıldı. İspanya'da festival sezonu başladı. Boğalar yine başrolü kaptı. Hayvanseverlerin tüm itirazına rağmen festival alanları doldu taştı. Akdeniz kıyısındaki Denia kentinde Boğalar Denize Festivali var. Güzergah boyunca koşturan boğalar yol bitince denize atılıyor. Sonrası boğaları denizden kurtarmak için ayrı bir mücadeleye dönüşüyor. Bir boğanın geçen yıl boğulması sebebiyle festivale bazı sınırlamalar getirildi. İki gün süren festival bu yıl bir güne indirildi. Bir diğer festival adresi ise Pamplona. San Fermin'in 5. gününde sabah 8'de boğaların kapıları açıldı. Yüzlerce kişi kentin tarihi sokaklarında boğalarla koşuya başladı. 7 kişi yaralandı. San Fermin'e hayvanseverlerin tepkisi daha büyük çünkü gün içinde koşturulan boğalar akşam olunca arenada matadorlar tarafından öldürülüyor. Ve Star'ın haberi burada noktalıyoruz efendim. Yarın akşam saat 19'da görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.